Bir tane component pencere yapacağım. Bunu da offsetledim içeriye ve buradaki yüzeyi de öne doğru çekiyorum push pull tool ile. Cam rengini de material stand translucent bölümünden transparan bir renk bulup uyguladım. Daha sonra dış mekandan gayet güzel görünse de üstteki yüzeyi hide yapıyorum. İç mekandan bir görüntü alacaksak bu şekilde görünecektir. Çünkü bu yüzeyin üzerinden sadece offsetleyip dışarı çektim ve burada oluşan aynı yüzey öne doğru ileri çıktı. Bu şekilde görünmemesi için component'ın edit modundan da yapabiliriz veya şu şekilde de bir yol izleyebiliriz. Ctrl Z ile geri alıyorum. Kontrole bir kere basıp yeni bir yüzey olarak bunu alırsak orada boşluğunu göstermeyecektir pencerenin. Tekrardan transparan hale getiriyorum. Hide deyip üstteki yeri de gizleyelim. Bu şekilde göstermeyecektir. Veya component'ın edit modundan da yararlanabiliriz. Bu sefer kontrole basmadan çekiyorum öne doğru. Tekrardan transparana çevirdim. Seçim işlemini gerçekleştiriyorum. Sağ klik üzerine Make Component. Cut Opening işaretli Create. Tekrardan Hide yapıyorum arka yüzeyi. Gördüğümüz gibi boş. Çift tıklayıp içine girdim. Edit moddayım. Buradan buraya bir çizgi Escape. Buradan da buraya bir çizgi Escape. Bu şekilde de kapayabiliriz. Daha sonra bunu ve bunu da silip aynı sonuca ulaşabiliriz. Ve buradan da tekrardan yeni bir yüzey alıp iç tarafa doğru pencerenin biraz daha çıkıntılı olmasını sağlayabiliriz. Component'a tekrardan dönüyorum. Bu pencereye tıklayıp buradaki objeye koydum. Fakat buradaki objede cut opening olduğu için görünüyor. Arkası transparan. Fakat burada görünmüyor. Bunun nedeni bu bir grup obje. Grup objelerin içine component koyarken edit moddan faydalanmalıyız. Fakat şu şekilde de yapabiliriz. Bunu bu component'ı seçip edit cut diyorum. Daha sonra çift tıklayıp içine giriyorum grup objenin. Edit'ten past in place dediğimde o koyduğum yeri otomatik olarak algılayıp edit modda aynısını uyguluyor.